mesela. Evet, çocuklar siz de dinleyin. 90'lı yılların başıydı, doğru mu? Yanlış mı söylüyorum? Başıydı. 95 bence. 95 mi? Daha önce olabilir. Türk Halk Müziği yarışması vardı Artvin'de. İşte amatör gruplar. Biz de o zaman Bahadır Rol'la böyle kendi aramızda bir şeyler yapıyoruz falan filan. Çok da iyi seviliyoruz çünkü bizim bildiğimiz kimse yok Artvin'de. Yani bu müziği yapan, bu tip çalışmaları yürüten kimse yok. Biz ilklerdik mesela. Sonra tabii özgün müzik alanında ilktik. Sonra işte gün oldu. Yarışma günü. Ben İbrahim'i tanımıyorum. O güne kadar İbrahim'i tanımıyorum. Bir İbrahim Özbayrak girdi işte şeye. Pardon, sen yarışmacı değildin. Sen konuk sanatçıydın. Adam, sanatçı olarak geldin. Adam yeni albüm yapmış. Ama siz öyle anlamışsınız. Biz öyle anladık. Bu adam yarışmaya geldi de ben sazımızı bıraktım dedim. Tamam yani. Çünkü çaldığı türkünün duygusu bir farklı, sözü bir farklı, icranı bir farklı. Yani her şey farklı. Biz ne yapmıyoruz? Tam turuna gelmişiz yani falan filan. Allah'tan konu sanatçıymış, girmedi yani şey. Ama geldi, bizi sildi süpürdü yani. Senden sonra pek bizi dinlemediler desem. Ya, bizim de kendimize göre küçük bir kitlemiz varmış demek yani. 3-5 kişi kaldı orada bizi. Neyse, İbrahim sen orada öyle bir şey yaptın. Bizi bir dramatize ettin. Ben de İbrahim Özbayrak müzik evinin bir yetkilisi olarak özellikle müzisyen hocalarıma teşekkür ediyorum. Ama herkesin de bilmesi gerekiyor ki bu insanlar kolay yetişmiyor. Çocukluk farklı bir şey. Çocuklara dokunmak farklı bir şey. Çocuklara hükmetmek değil de küçük dokunuşlarla yönlendirmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. İşte şöyle ki Avrupa çocuklarına oyuncak alırken hayalleri genişletilsin diye oyuncak alır. Ama bizde, bunu üzülerek söylüyorum, bizde oyuncağı çocuklar oyalansın diye alırız. Doğru dersiniz, yanlış dersiniz. Değil mi? Şöyle bir şey anlatayım ben size. Anadolu'nun, Orta Anadolu, Konya'nın bir kırsalında Ankara'ya memuriyet nedeniyle göç etmiş bir aile düşünün. Ki bu aile 18. yüzyıllara dayanır, Artvin'den gittiği de söylenir. İşte çocuklar, iki erkek çocuk, bir anne baba, bir de dede vardır evde. Dede emekli hakim. Tabii evde büyük bir otorite hakim. Dededen kaynaklanan hukuksal bir davranış var. Hukuksal bir hava var. Buz gibi diyelim. Bir disiplin var yani sabah. Kahvaltıda herkes aynı saatte, öğlen, akşam vesaire böyle bir şey var. Çocuklar tabii ki Anadolu'nun kırsal kesiminde o zaman görmedikleri oyuncakları Ankara'da gördüler. Görmedikleri bazı tatları Ankara'da tattılar. Ve büyük olan adı Ömer'dir. Ömer babasından bisiklet ister çünkü birkaç tane sokakta bisiklet görmüştür ki bisikletin Türkiye'de daha işte zengin çocuklarının öyle de demeyelim hadi biraz daha varlıklı insanların çocuklarına aldığı oyuncaktır, hediyedir. Ömer bisiklet aşkıyla yanar tutuşur vesaire, bir de bir kardeşi vardı. Baba da Anadolu'dan işte büyük bir şehre giderken bir maddi imkansızlıklar diyeyim, olanaksızlıklar diyeyim, bir türlü çocuğuna söz de vermemiştir aslında ama kaygılıdır yani. Alsam, almasam alabilir miyim, sıkışır mıyız, bu ayı geçirir miyiz gibilerinden. Yıllar sonra bir şey de değişmemiş aslında ekonomik olarak. Derken bir cumartesi sabahı baba kalkar kararlılıkla oğlu Ömer'e
kardeşine ikisini paylaşarak kullanacağı bisiklet almaya karar verdim. Paylaşmak dedik. Paylaşmayı bildikten sonra burada küçük bir parantez açayım. Ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. Derken baba tesadüf müdür nedir bilemem. Kader midir, yazılı mıdır onu da bilemiyorum tabii ki. Bir kazaya şahit olur iki çocuk bisikletiyle bir kamyon altında kalırlar. Akıbetlerini bilmiyorum. Feci bir kaza. Baba bisiklet almaktan haliyle vazgeçir. Hani bugün hangi baba o manzarayı gördükten sonra bisiklet alabilir bilemiyorum tabii. O duygusal boşlukla, o çaresizlikle evine döner dönmesine dönecek de yani ne desin? Yani bisikletin yerini tutacak hangi materyali alabilir ki Ömer'i sevindirsin? Bir şey aklına gelmez. Bir bakkal mı diyeyim, atölye mi diyeyim, veya bir mağaza mı diyeyim bilemiyorum. Çok lüks bir kaçar o yollara göre. Bizim mağazamız kadar zengin olmayan işte saz evi, Kadim Anadolu'da çalınan en çok büyük çalgı. Saz evinin önünden geçerken bağlama görür baba. Bağlamayı alır. Götürür evine. Ömer'le tartışırlar. Ömer der ki baba bu nedir? Yani ben bisiklet aşkıyla yan tutuşuyorum. Bu nedir? Ömer onun adının ne olduğunu bilemez. Bir çalgı aleti ama ne olduğunu bilmez. Ömer daha 6-7 yaşlarında bir çocuk. Anadolu'nun kırsal kesiminden gelmiş. Bir hafta konuşmaz babasıyla, öyle odasında durur. Bir hafta sonra böyle bir dokunur işte bağlamaya, bu neydi falan filan derken aradan uzun yıllar geçer. 6 yaşında bağlamanın adını bilmeyen, bisiklet aşkıyla yanan o çocuk bugün sizin de değil, bütün dünyanın belki birkaç gezegenin de bildiği büyük bir isimdir. İbrahim'e de anlatmıştım, hatırladın mı? İsmini sen ver o zaman. Zülfü Livaneli. Evet. Ömer Zülfü Livaneli. Aynı zamanda hemşehrimiz. Hemşehrimiz. Evet. Götür Reis'in amca. Hem o anıyı unutmayalım. Hem Zülfü'yü unutmayalım. Hem de bu akşamı unutmayalım. Sen unutma beni, devam et. Onunla yakmıştık. Ben de seni Zülfü Livaneli ile yakıyorum. Evet Sinan, ağzına sağlık. Bizi bir yere götürdün. Unutma beni. Unut demiştik beni. O zaman. Sen bayağı etkilenmiştin ama. Evet. Sen evet, de bizi çok etkiledin. Onu açıklamayacağım. Hikayeyi anlatırım ama bunun hikayesini anlatamam. O farklı bir şey. Şimdi tabii biz de... Belki birkaç yerde kullandığımdandır, onu bilemiyorum ama. Sağ olsun Erdem abi bu arada. Biz de bisiklet aşkıyla yanıp tutuşup bir zamanlar ama bize de almadı. Evet, bisiklet. Evet. Hep öyle olmuş. Sonra rahmetli abim Yaşar Özbel'e, o da iyi uç çalardı hocam. Öyle mi? Kullanmayla başladı. Kitap okuduğunu çok iyi biliyorum. Kesinlikle. Arada biz Yaşar abinin kitaplarını okuyoruz. Evet. Değerlendiriyoruz. Yetişemiyoruz diyebilirim. Ben de iyi bir kitap kurduyum. Evet. Ama zaman buldukça Yaşar abinin seçimlerine göz atıyoruz tabii ki. Bağlamayı aldı ama o çalmasını beceremedi. Ben beceremedim. Bir şeyler yapmaya çalıştım o zaman. İyi ki bisiklet almamış, bize bağlama almış. Sonra rahmetli abim Uda Merak sandı, bize uç çalardı. Mekanı cennet olsun. O zaman unutma beni diyelim de, unutma beni bizim Erdem hocamız. Artvin'e evet. Müzik anlamında çok büyük kesinlikle katkıları olan büyük bir hoca. Ona da selam, saygı, sevgilerimizi de iletelim. Buradan eğer izlemeye şansı olursa. Herhalde izler. İlk albümü okudum bunu ben. Evet. Erdem hocanın bestesi. Sözü Arzu Kılıç. Müzik Erdem Özdemir. Thank you.
kimse yangınsın aşkımsın. Emeğimde hasretimde gözümdeki yaşımsın. Emeğimde hasretimde gözümdeki yaşımsın. Güzeldi. Eline yüreğine sağlık. Teşekkür ederim.